Film yapım yönetiminde senaryo bölümüne senaryo yazarının yani senaristin özellikleriyle devam ediyoruz. Senaryo bölümü bir hayli uzun sürecek, bunu söylemiştim. Sanıyorum 5 tane kadar daha senaryo ile ilgili sunumlarımız olacak. Sonra başlı başına bir senaryo dersiyle daha sonra belki bu 6-7 ay sürebilir. Devam edeceğiz. Daha teknik, daha detay inceleyeceğiz. Şimdi burada inceleyecek olursak bir senaristin olması gereken şey aslında 3 şey. Diğerleri altyapısıyla, donanımı ile ilgili. Bir kere senarist az şey söyler. Çok şey gösterir ve sinema için yazar. Bu da senaristi bir romancıdan, bir öykü yazarından ayıran en temel özelliktir. Öykü yazarı, romancı edebiyat için yazar. Ama senarist kelimelerle, cümlelerle görüntü oluşturur. En büyük fark budur. Dolayısıyla az söyler, çok gösterir ve sinema için yazar. Şimdi burada senaristin özellikleri var. Bunları tek tek geçmeyeyim. Zaten içerikte geçeceğim onu. Bakabiliriz. Senaristin özellikleri şunlar. Senarist olma isteği, öykü anlatma isteği, öğrenim ve kültür düzeyi, dünya görüşü, hayat deneyimi, araştırma ve gözlem, yaratıcı hayal gücü, görsel düşünme ve yazma, ana dili bilme ve kullanma, sinema teknolojisini bilme, zaman kullanımı yani etkili bir sınırlılık, sonuç olarak belli bir zamanınız var, ekip çalışmasına yatkınlık ve seyirci merkezli çalışmadır. Burada da papatyamızı görüyorsunuz zaten. Böyle bir donanıma sahip olması gerekiyor. İdealinden bahsediyoruz tabii. Senarist olma isteğiyle başlayalım. Bir senaryo yazarı bu meslek için bir kere hevesli olmalıdır. Bu meslek sadece şöhret için yapılmaz. Filmler genellikle senaristlerinin adıyla değil, ya yönetmenin ya da oyuncuların adlarıyla anılırlar. Sadece şöhret için bu mesleği yapmaya çalışanlar için bu ciddi bir uyarıdır. Baştan söyleyeyim. Tabii ünlü olan yani senaristin adıyla anılan senaryolar, filmler yok mu? Tabii ki de var. Ama daha çok çoğu zaman yönetmen bile söylenmez. Hani Al Pacino'nun filmi denir, Robert De Niro'nun filmi denir. İşte arkadaki yönetmenlerden, Coppola'dan bahsedilmez. Ya da işte X bir senaristtir, Coppola'nın filmi denir. İşte George'un senaryosu denmez genellikle. Haksızlık mı? Evet, sonuna kadar haksızlık. Ama ne yazık ki öyle. Aynı zamanda istekli ve yaratıcılığı bulunan tecrübesiz senaristin çok sıkı çalışması, dramatik örgüyü iyi kurması, karakter analizlerini iyi yapması, diyalogları iyi yazması, kısacası senaryo teknik ve özellikleri konusunda dikkatli olması gerekir. Senaryonun sinema için yazıldığı asla unutulmamalıdır. Gerek yazım, gerek pazarlama, gerek satış konularındaki başarısızlıklar ile senaryoya yönelik yapılan eleştiriler de senaristin önce kendisini sorgulaması, sonra dış nedenler araması gerekmektedir. Önce senarist kendini sorgulayacaktır. Çünkü gerçekten çok teknik bir konudur bu. İşte çok iyi bir öyküm var, aldım elime kalemi, yazdım, çizdim filan olmuyor. Neden olmadığını hem senaryonun önceki anlatımlarında anlatmaya çalıştım ve bundan sonraki daha detaylı sunumlarda da göreceğiz onu. Hani bir tip karakter yaratmak nedir, dramatik kurgu nasıl yapılır, işte ne bileyim bir sürü formül, ilaç formülü gibi bir şeydir inanın bana. Zordur yani. Öykü anlatma isteği senaryo için sadece istek yeterli değildir. Öykü, roman gibi edebi türlerin tarzlarını, dillerini bilmenin yanında senaryonun da kendi tarzının, dilinin bilinmesi gerekir. Senaryonun sözcüklerle görüntü oluşturmak olduğu asla unutulmamalıdır. Bir kere başta söyledim onu. Senaryo bir roman, bir öykü kitabı değildir. Senaryo sözcüklerle, cümlelerle görüntü oluşturmaktır. Nihayetinde görüntü için çekiyorsunuz, yani sinema için çekiyorsunuz. Bir olay, öykü elbette ki sözcüklerle anlatılır. Ancak roman ya da senaryoda nihai hedef ve varış noktaları farklıdır. Senaristin görüntüyü oluşturacak olan güçlü tasvirleri ve en etkili yoldan derdini anlatabilecek güçlü diyalogları yazabilmesi bu meslek için şarttır. Senarist elbette ki bir romancı, bir edebi yazarın sahip olması gereken özelliklere ve bilgi altyapısına sahip olmalıdır. Ancak senarist aynı zamanda sinemanın teknik, beceri ve teorik bilgilerine de vakıf olmalıdır. Şimdi
sinemada kamera hareketlerinden, açılarından, işte kompozisyon kurallarından tutun da ışık kullanımına kadar aslında senaristin çok detay, çok uzman bilgiler olmasa dahi genel geçer kuralları bilmesi gerekir. Sinemayı bilmesi gerekir. Aksi takdirde sahneleri yazması çok zordur. İşte kompozisyonu yerleştirmesi, oradaki kişileri, mekanı, işte eşyaları, aksesuarları, kostümleri filan yerli yerine koyması, yerleştirmesi çok zordur. Yazar, roman gibi yazar. Sonra eninde sonunda bu usta bir senaristin eline geçer ve senaryoya dönüştürür bu. Senaryodan senaryoya dönüştürülen işler de vardır. Çok kez karşılaşmışımdır. Yani senaryo yazdığını düşünür o kişi. Altyapısı yoktur. Aslında roman gibi yazmıştır ya da öykü gibi yazmıştır. Bir senarist alır onu eline ve şey gibi yazar, senaryoya dönüştürür onu. Özeti bu. Öğrenim ve kültür düzeyi. Şu kültür kelimesinden aslında hiç hoşlanmıyorum ama hani başka bir şey bulamadım diye oraya koydum. Kültür, neye göre kültür? Yani benim kültürüm farklı, işte Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nınki farklı. Benim coğrafi koşullarım farklı, onunki farklı. Kültür değil, aslında eğitim demek daha doğru oraya. Siz eğitim diye okunuyor onu. Dünya artık kendi konusunda uzman kişilere odaklanmış durumda. Alaylı mı, okullu mu sorusu hemen her meslek için dile getirilmektedir. Bu oyunculukta da böyle, bunu bilin. Alaylı, işte alaylılar okulluları aşağılarlar. Okullular da alaylıları aşağılarlar. Bu kavga hep var, hep olacak. Önemli olan iyi olmaktır. Alaylı, okullu olmak hem önemli hem önemsiz ama önemli olan iyi olmaktır, kendini yetiştirmektir. Okullu olmanın elbette ki çok avantajları var. İşin teoriğini öğreniyorsunuz, sonra sahaya inip teoriyi pratiğe döküyorsunuz. Yani teoriyle pratiğin birleşmesi kadar etkili bir şey yoktur. Bunun da bilinmesi gerekiyor ama hani alaylı olup da işin teorisini alan, öğrenen, hevesli olan da birçok insan var. İşte iki taraf da birbirleriyle alay etme konusunda yarış halindedir. Oysa bu saçma bir tartışmadır. Katı olmamakla birlikte bu işte okullu olmak mutlaka bir avantaj ama şart değildir. İster alaylı ister okullu olsun, önemli olan sinemanın kendine özel teknik, sistem ve teorisini öğrenmek ve kavramaktır. Senaristin en başta sahada kendini eğitmesi ve donatması gerekmektedir. Sinema sanatının hangi alanında olunursa olunsun sahaya inmek en önemli şeydir. Teorik bilgi deneyimle birleşmediğinde olumlu sonuçlar ortaya çıkmaz. Şimdi bakın. İşte sinema televizyon radyo sinema televizyon bölümlerinde eğitimler alınıyor ya da özel sinema okullarında, kurslarında eğitimler alınıyor. Ya da hiçbir eğitim alınmadan direkt setlerde ham halde girip yetiştiriliyor. Önemli değil. Önemli olan sahaya inmektir. Ne yaparsanız yapın. Ben burada 50 bin tane size sunum hazırlayabilirim. Zaten yani 1000'e yakın sunum hazırlayacağım. Üniversitelerin radyo, televizyon, sinema bölümlerinde okutulan neredeyse tüm derslerin sunumlarını hazırlayacağım. Ama ben eğer sahaya inmezsem, evet bilirim o işi. İşte teknik olarak, teorik olarak bilirim. Ama elime kamera almazsam, işte ışığı yerleştirmezsem, bir kompozisyon, görüntü yönetmeni gibi bir kompozisyon yapmazsam ya da işte bir ses teknisyeni gibi bum tutmazsam neye yarar benim bildiklerim? Denemek lazımdır. Ona dokunmak lazımdır. O monitöre, o kameraya, ışığa, ne bileyim filtreye, her şeye dokunmak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Sahada öğreniliyor. Daha doğrusu sahada öğrenilmek değil, sahada pekiştiriliyor öğrendiğiniz şey. Okullular için söylüyorum. Tabi alaylılar için de aynı şey geçerli. Elbette ki senaristin sadece sinema teorisiyle kendini donatması yetmeyecektir. Topluma, ekonomiye, siyasete, sosyolojiye, teknolojiye, özetle bilime dair bir altyapı oluşturması ve bir çıkarımının oluşması gerekmektedir. Bu da sadece çok okumak, çok çalışmakla değil, yüzeysellikten kurtulmak, yoğun gözlem yapmak, bilgi oluşturmak ve nihayetinde de bildiğini sözcükleri de görüntüye dönüştürmesi gerekmektedir. Şimdi, okullarda hocalar öğrencilere daima şunu söylerler. Evet, yani sinema tekniğini bilin. Kamerayı, şunu bunu, ışığı, her şeyi bilin. Ama dünya siyasetini de bilin. Felsefeyi, sosyolojiyi, tarihi,
dini, hayata dair ne varsa onları bilin, sanat tarihini bilin. O yüzden bizi hep bölüm dışı demeyeceğim, o bölüm dışı oraya girmiyor ama yani boş vakitlerinizde ressamların resimlerine bakın. İşte dünya tarihiyle, sanat tarihiyle ilgili videolar izleyin ya da kitaplar okuyun diye tavsiyelerde bulunurlar ki haklı olarak bulunurlar. Şimdi siz bir senaryo yazdığınızda atıyorum en basitinden bir mahalleyle ilgili, mahalle kültürüyle ilgili bir senaryo yazdığınızda sizin o mahallenin hangi şehirden geldiğini atıyorum işte Yozgat'tan gelmiştir, Kars'tan gelmiştir, ne bileyim Aydın'dan gelmiştir. Genellikle de sosyolojik olarak aynı memleketliler hemen hemen genellikle tırnak içinde söylüyorum aynı mahalleye semte yığışırlar. Orada yaşamaya başlarlar. O eski yaşama kültürlerinin bir devamı olarak öyle oluyor. Peki yani şimdi Yozgat mahallesindeki davranışlarla işte bir Kars mahallesindeki davranışlar arasında dünya kadar farklar olacaktır. İşte sosyoloji bilmesi gerekir ki senaristin işte Kars mahallesini Yozgat mahallesine göre analiz etmemesi gerekir. Yozgat'ın altyapısını, kültürünü, eğilimlerini, insanların yapısını filan analiz etmiş olması gerekir. Psikoloji bilmesi gerekir. Tabii bir psikolog kadar, işin uzmanı kadar bilmesinden bahsetmiyorum. Kuş bakışı da olsa, en kötü kuş bakışı da olsa bilmesi gerekir. Ya da ne bileyim İşte İstanbul'un Balat semtinde, bölgesinde yaşayan eski işte Rumlar, Yahudiler ya da Kurtuluş bölgesinde yaşayan eski Ermenileri filan bilmesi gerekiyor. Ermeni tarihini de öyle ya da böyle bilmesi gerekiyor. Ya da işte ne bileyim başka hani etnik kimlik adı vermek istemiyorum ama yaşayan işte Sulu Kule'yi inceleyeceği zaman Romanların geçmişlerini, tarihteki yerlerini, bugünlerini filan araştırması gerekiyor. Yani hazır olarak bilmese dahi işte konu edinecekse gerçekten o anda araştırması gerekiyor ki işte ucu açık şeyler çıkmasın, hatta çoğu zaman komik duruma düşme durumları yaşanmasın diye. Dünya görüşü hemen herkes gibi senaristin de savunduğu bir dünya görüşü, değerleri ve inancı vardır. Senarist bir öyküyü anlatırken kendisini, görüşlerini, karşısındaki görüş, inanç ve değerleri yok etmek, onlara kabaca saldırmak üzerinden var edemez. Bu karşı görüşü çürütmeye, eleştirmeye hakkı yoktur. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz anlamında değildir. Anlatım dili, dildeki incelik ve etkililik itici olmamak oldukça önemlidir. Yani bir şeyi anlatırsanız eleştirirsiniz. İnancı, inançsızlığı bunu kimse sorgulayamaz. O sizinle ilgili bir şeydir. Sizinle sınırlıdır bu. İşte siz A görüşündesinizdir. İnançlısınızdır, yani inançsızsınızdır. İnançlı birini aşağılayarak, inciterek eleştiremezsiniz. Yani yapar mısınız? Yaparsınız ama yapmamalısınız. Onu söylemek istiyorum. Ya da karşı taraf diye nitelendirmemeniz gerekiyor. Hakaret etmemeniz gerekiyor. Bugün bolca gırla zaten bunlar dünyada var. Dünyada olan şeyler ama bu bir çözüm müdür? Katiyen değildir. Üstelik karşı taraf dediğiniz tarafı da daha da keskinleştirir size karşı. Söylenecek olan elbette ki otosansürsüz sonuna kadar söylenmeli. Ben burada sansürden bahsetmiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Dilin kullanımı, anlatımın kullanımı ile ilgili bir uyarıdır. Bu, ben buna sonuna kadar katılıyorum. Bu bir gelenekçilik değil. Bu bir işte liberallik değil. Bu bir işte hani bir söz söyleyeyim de ne o incinsin ne bu incinsin şeklinde değil. Saygılı olmaktan bahsediyorum. Kibar olmaktan, nazik olmaktan ama söyleyeceğini de söylemekten. İşte onu beğenmediğini, onun eksik yanlarını tabii ki de söyleyin. Söylenmeli. Ama düşmanlaştırarak, inciterek, dışlayarak falan olmamalı bence. Bu bence.
Değerlere fütursuzca saldırılmamalıdır. Bu durum zaten çekilecek filmi baştan öldürmek, kategorize etmek sadece fanatik küçük bir kitle tarafından seyredileceği anlamını taşır. Tekrar edilecek olursa bahsedilen değerlere saldırmama konusu bir otosansür talebi değil, dilin inceliklerini kullanarak kaba olmadan, hakaret etmeden, aşağılamadan anlatmaktan bahsedilmektedir. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Ne derseniz deyin. Hayat deneyimi. Senaryo yazmak entelektüel bir süreçtir. Bir senaristin kendini sürekli olarak yenilemesi, geliştirmesi gerekir. Başarılı senaryolar yazabilmek için kültürel, tarihsel, dönemsel, bilimsel, teknolojik ve güncel olarak yenilenmesi, geliştirmesinden bahsedilmektedir. Bunun için filmler takip edilmeli, sinema sanatındaki gelişmeler izlenmeli, günlük gazete, dergi, roman, tiyatro oyunları, televizyon, roman, öykü, şiir okunmalı, izlenmelidir. Güncel ve dolu olunmalıdır. Bu güncel olma meselesi de son derece önemli. Şimdi evet, velev ki gençliğinizde böyle kendinizi doldurdunuz, ettiniz, donattınız falan filan ama işte atıyorum tamamen. Yani 30'lu yaşlardan sonra aman oldum dediniz ve bıraktınız bir köşeye. Aradan geçti 10 yıl, geldiniz 40 yaşına ama hala senaristsiniz. Ama güncel değilsiniz. İşte birçok kişi televizyon izlemem, gazete okumam, bana ne hayattan, benim küçük de bir dünyam var, onun içinde yaşar dururum diye aslında böbürlenerek dolaşır. Ben bu tiplere biraz kuşkuyla bakarım. Güncel olmak önemlidir. Çünkü şu anda yaşıyorsunuz siz. Şimdiyi yaşıyorsunuz. Şimdiyi 10 yıl öncesine göre değerlendiremezsiniz. Çünkü o köprünün altından çok sular akmıştır. İnsanlar gelişmiştir, değişmiştir. Ya da olaylar gelişmiş, değişmiştir. Hala 10 yıl öncesinden kalıp 10 yıl öncesinden işte 30 yaşındayken değerlendirdiğiniz formatlarda bakarsanız işinizde, yani iş dediğim senaryonuzda ona göre çıkacaktır. Güncel olmayan şekliyle çıkacaktır. Ya burada komik duruma düşeceksiniz ya da eskimiş olduğunuz damgasını yiyeceksinizdir. O yüzden evet, yani televizyon izlemek zorunda tabii ki de değilsiniz. İşte bunu kitle iletişimden biliyoruz. Yani bir seçme durumu söz konusu artık. Yani kitleler artık aktifler. İşte ona sunulan her şeyi, her televizyon, yani medyada, gazete, işte dergi ya da televizyon kanalı filan kabul etmiyor. Kendine yakın, en yakın işte gazete ya da televizyon neyse onu seyrediyor. Eyvallah, ama yine de güncel olmak için yollar aranmalı. İşte sosyal medya takip edilmeli. Ne bileyim, internet takip edilmeli filan. Yani güncel olmalı özetle. Yoksa eskimiş oluyorsunuz. Ayrıca eskiyle eskimiş de farklı şeylerdir. Bunun da karıştırmaması gerekiyor. Araştırma ve gözlem. Araştırma ve gözlem, senaryo yazmanın belki de ilk güçlü aşamasıdır. Araştırma ve gözlemle elde edilen bilgi en başta senaristi, sonra da doğal olarak senaryoyu güçlendirecektir. Bir yer, mekan, yöre, ülke, bölge ile ilgili bir senaryo yazılacak ya da senaryonun içine geçecekse, bu yer hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapılmalıdır. İnsanlarla temas kurulmalıdır. İyi bir senarist bakmaz, görür. Araştırmayan ve gözlemlenmeyen bir senarist, araştırmayan ve gözlemlemeyen bir senarist genellikle iyi bir senaryo yazarı olamaz. Neden? Bir sayfa öncesinden açıkladık. İşte bir, güncel değildir. İki, neyi yazarsa yazsın. İşte Yozgat Kars Aydın örneğini verdim. İşte Kars halkının, Yozgat halkının, Aydın halkının bir kere coğrafyadan gelen farklılıkları var. Örneğin Kars halkı yağlı yemeği sever. Neden? Kış koşulları ağırdır. Doğa koşulları gereği kışa yağlanarak girmek ister. Canlı bir beden. Bu hayvan olsun, insan olsun fark etmiyor. Bir kere bunun bilinmesi gerekiyor. İki, Kars çok çay içer. Neden? Soğuk iklimdir. Ama Aydın çok çay içmez mesela. Ya da Yozgat. İşte coğrafi koşullarından dolayı
ne bileyim işte yanı başındaki Ankara'dan biraz farklıdır. Ya da üst tarafındaki Karadeniz'den biraz farklıdır. Ama hepsinden de bir şeyler almıştır. Ya da Aydın. İnsanları bazen sinir bozucu şekilde rahattırlar. Ama bu rahatlık benim sinirimi niye bozsun ki? Yapıları öyledir. Yani iklim koşullarından dolayı öyledir. Rahat filan davranırlar. Ama bir Kars, bir Yozgat o kadar rahat değildir. Şimdi Aydınlı o kadar rahat diye eleştirilmeli midir? Hayır, eleştirilemez. Çünkü coğrafya koşulları o şekildedir. Bu arada Aydın, Yozgat, Kars uzmanı olduğumu filan düşünmeyin. İlk aklıma gelenleri söyledim. Hani bir örnek olsun diye. Belki kötü örnek oldu ama hani buradan yola çıkarak daha iyi örnekler verilebilir diye söylüyorum bunları. Araştırmalı. Ne yazacaksa, yani ufak bir güldürü, en kötü, en basit bir güldürü yazacaksa dahi bunun araştırılması ve elbette ki gözlemlenmesi gerekiyor diyelim. Yaratıcı hayal gücü. Sanatın çıkış noktası zaten hayal gücüdür. Hayal gücünden gerçeğe doğru yol alınır. Hayal gücünün hiç ya da yeterli kullanılmadığı senaryolar genellikle etkili değildir. Günlük hayattaki yalın ve sıradan izlenimler sanat eserinde otantiklik adına son derece tutucu, yapay izlenimlere dönüşebilir. Bunun yanında filmde amaçsız görüntü bolluğu izleyicinin hayal gücüne ulaşmasını engeller. Görüntülerin kimi zaman hayal gücünü öldürdüğü gibi, yani paradoksal, aykırı düşünce demek paradoksal, bir durum da ortaya çıkar. Hayatın temel güzelliklerinin başka türlü hiçbir biçimde algılanamayacağı gerçeği ortadayken yine de sinemanın hayata olabildiğince yakın olmasını istemekten vazgeçmek gerekir. İşte yaratıcı hayal gücünün devreye girişi buradadır. Kimi eserler hayata öykünmekten başka bir şey yapabildikleri, yani doğanın, toplumun ikinci kopyası olmaktan uzaklaşabildikleri için izleyicinin yaratıcı hayal gücünü biraz harekete geçirebildiklerinden bu işlevi yerine getirirler. Bellekte yeni, taze bir hayat yaratmak, ona taze bir hız vermek, eski değerleri yenileştirmek, hayal gücünün doğası, görevi ve hatta kaderidir. Teknik araçların sayısı, gelişimi ne olursa olsun bunlar yaratıcı hayal gücünüzü ortaya koymaktan alıkoymamalı sizi. Gelişen teknolojiye ayak uydurduğunuz sürece yaratma gücünüz de o denli artar. Şimdi aslında var ya bu tartışma ta işte Aristo ve Platon'dan gelen 2500'lük yıllık bir tartışmadır. Platon der ki, Platon tutucu birisidir biliyorsunuz, Aristo'nun hocası. Platon der ki sanat taklittir. Aristo da der ki hayır sanat taklit değildir. Hayatı yeniden var etmektir. Tartışma budur. Yani bir şeyi olduğu gibi, hayattaki gibi, olduğu gibi alıp filmini çekerseniz o evet otantik olur, bilmem ne olur falan ama daha katı olur, daha belgeselimsi olur. Daha böyle hani bir teknik teorik bir kitap okumak gibi olur ama onun içine biraz hayal gücü sosladığınızda, gerçek bir olay dahi olsa, hayal gücünüzle sosladığınızda, böyle ufak ufak sinemasal, sinematografik şeyler kattığınızda işte o zaman da tadından yenmiyor. Yani Platon-Aristo kavgası o gün başladı, bugün devam ediyor. Görsel düşünme ve yazma. Senaryonun edebi eserlerden yani roman öyküden en önemli farkı sözlü anlatımdan çok görsel anlatıma ağırlık vermesidir. Şimdi senaryo budur. Senaryo böyle hani bazen geliyor bana görüyorum işte böyle lafları döşemiş işte görüntüleri döşe görüntü daha az ama lafa ağırlık vermiş filan diyaloglara ağırlık vermiş. O kadar güzel okuyorsunuz ki ama ben okuduğumda birkaç kez söylemişliğim vardır. Hani ben iyi bir roman okudum ya da iyi bir öykü okudum. Teşekkür ederim ama bir senaryo değil dediğim şeyler de olmuştur. Bana da çok bozulmuşlukları da vardır. Yani artık hele ki günümüzde olan şey şu. Hele ki sosyal medyanın da ortaya çıkmasıyla bu örneği birkaç kez vermiştim ama önceden bu internet ilk çıktığı zamanlarda işte Facebook'tu bilmem neydi falan yoktu çok fazla. Bir mailler gelirdi böyle çarşaf gibi işte bir hayat dersi verecek son cümlesi önemlidir o hayat dersinin işte şöyle de böyle de böyle dakikalarca okurdunuz
Şimdi böyle bir mail geldiğinde yüzüne bile bakmazsınız, direkt silersiniz ya da öf geçersiniz yani. Artık gelinen noktada senaryodaki diyalogların hatta görüntülerin de çok net ama çok etkili ve net ve kısa olması istenir. Seyircinin gözü, beyni, algısı artık buna çalışıyor. Hele ki kuşaklar değişiyor. X kuşaklarından, Y kuşaklarından, Z kuşaklarından filan bahsediliyor. Z kuşağı hele, Y kuşağı ve Z kuşağı öyle oturup uzun uzun bakmıyor, okumuyor. Bu suç değil. Yani bilgiyi en kestirme yoldan ulaşmak istiyor. Bana yani zaten ben şundan nefret ediyorum. Girizgahlı konuşmalar olur. Bunu eskiler daha çok yapardı. Böyle işte bugün okula gittim diyecek mesela. İşte bugün kalktım, şöyle oldu da böyle oldu da nihayetinde montumu giydim, ayakkabımı giydim, işte asansörün düğmesine bastım, aşağı indim ve okula gittim diye başlayan cümleleri kimse duymak istemiyor, dinlemek istemiyor. İşte dedelerimizden, ninelerimizden dinlediğimiz böyle uzun, ağdalı ve girizgahlı konuşmalar o nedenle artık sıkıcı geliyor bizlere. Onlar kendi bildiklerini yapıyorlar. Yani onların kuşak öyleydi. İşte televizyon, iletişim araçları, medya filan çok yaygın olmadığı için sözlü kültür öndeydi. Sözlü kültür oturur işte bir odada birisi en bilen kişi, en böyle deneyimli bir kişi böyle ballandıra ballandıra, tatlandıra tatlandıra bir hikayeyi anlatırdı. Yanlış mıydı? Hayır, o dönem öyleydi. Hafıza daha ön plandaydı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi çok net, çok hızlı, çok etkili bir şekilde diyeceğini atıyorum bir cümlede, bir görüntüde, bir karede gösterebiliyorsan ne mutlu sana. Çok ağdalı olmuyor. Yani dolayısıyla senarist de burada gerçekten de çok daha fazla bir yük binmiş oluyor. En etkiliyi bulacak, en kestirmeyi bulacak, onun sözünü ve görselini de bulacak ve yazacak. Ötesi yok. Sunumun en başında söylemiştim işte. Senaristin altın formülü şu. Az şey söyle, çok şey göster, sinema için yaz. Roman, öykü yazma, senaryo yaz. Senaryo da sözcüklerden, cümlelerden görüntü oluşturmadır. Bunun unutulmaması gerekiyor. Nedeni çok açık bunun. Çünkü sinema görsel iletişim ve anlatım aracıdır. Senaryo yazarı sözcükler kadar görüntülere de düşünmek zorundadır. Film öyküsü yazmanın anahtarı işte bu yaklaşımdadır. Öyleyse yazar başından sonuna kadar söyleyeceği sözü anlatmak ve duyurmak yerine öncelikle göstermeyi ön planda tutmalıdır. Bazen öyle bir bakışınız olur ki böyle şöyle bir bakarsınız. Şimdi mesela roman düşünün. İşte Ahmet'in Ayşe'ye kızgınlığını ifade edecek roman yazarı ya da öykü yazarı. Ne yapar? İşte Ahmet kaşlarını kaldırdı ve dedi ki sen bana bunu nasıl yaparsın dedi. Ve içinden o anda işte ne bileyim kapıyı çarpıp oradan çıkmak geldi. Kendini yemyeşil kırlara, bozkırlara atmak geldi. Orada dereye girip işte arınmak geldi falan filan diye anlatır. Şimdi bunu sinemada da yani senaryoda da yazabilirsiniz ama hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Ahmet'e bir tane mimik verirsiniz orada. Ahmet bu şekilde bakar dediğiniz an o 2 saniyelik, 1 saniye, 3 saniyelik görüntüdür. Tak bir baktı, evet seyirciye o duygu geçer. Bitti. Budur. Yani öncelikle göstermeyi ön planda tutmalıdır diyalogdan ziyade. Bunu söylerken birkaç kişi bana şunu söylemişti yani diyaloğun anlamı yok mu? Hayır, var. Diyalogla görüntü eşittir. Diyalogla görüntü eşit etkidedir. Ancak eşitler arası birincilik görüntüdedir. Bu kadarını söyleyeyim. Eşitler arası birinci görüntüdür. Çünkü görüntü sanatıdır sinema. Anlatımdaki ağırlık imkanlar ölçüsünde sözden çok görüntüde olmalı. Yazar adayından beklenen yazarken simgelerle, yüzen renklerle, gölgeli biçimlerle düşünmesidir.
Görüntüler iletiyi tek başlarına veya uygun ses efektleriyle ya da müzikle birleştirerek kendini daha etkili anlatmakta yeterli duruma gelebilir. Unutulmamalıdır ki kamera kişinin duygularının önemli ayrıntılarını yakından görüntülemede, bir üretim işleminde çalışmakta olan makinenin hareketlerini izlemede, önemli yerlere ve vurgulara dikkati yoğunlaştırmada, önemsiz ayrıntılardan kaçınmada önemli bir yeteneğe sahiptir. Gösterilen varlığı ve nesneyi sözle tekrarlamak gibi bir anlatımdan kaçınmak gerekir. Burada yapılacak en iyi şey sahnenin içeriğine uygun doğal sesler ya da fona verilecek uygun bir müziktir. Şimdi o ağdalı anlatımdan bahsetmiştim ya. Şimdi bakışınızla verdiniz o duyguyu. Bir de o oyuncuya Ahmet'e şunu söyletmeniz gerekmez. Yani şu anda kapıyı çarpıp gitmek istiyorum, kendimi yeşil işte çimenlere atmak, oradaki ırmağa girip arınmak istiyorum dedirtmenin bir anlamı yok artık. Çünkü görüntüde verdiniz onu. Belki kötü örnekler veriyorum ama ne demek istediğimi anlayın. Yani görüntüde gösterdiğiniz şeyi bir de söze niye veriyorsunuz? Gerek yok. Yani seyircinin kafasını allak bullak etmeyin. Ve en başından beri söylüyorum. Gerek senaryoda, gerek çekimlerde, her şeyde, yani sinemanın her bacağında, tırnak içinde söylüyorum, sadelik, sadelik önemlidir. Yalın olmak, sade olmak, en etkili olmak budur. Evet, yani bu şeyinizi, etkiyi, mesela işte Ahmet'in bakışını bir efektle, dan diye bir efekt koyarsınız, sonra attım tabii. Dan diye bir efekt koyarsınız ya da çok dramatik bir müzik koyarsınız, hafiften inceden güçlendirmiş olursunuz. Söz yerine bunu kullanmış olursunuz. Tabii burada hani görüntüye boğup sözü çok az tutup iç bayıcı şeyler de yapmaktan bahsetmiyorum. Yani özetle ikisi eşit ağırlıkta önemli ama eşitler arası birinci de görüntü. Onu söylemek istiyorum. Ana dili bilme ve kullanma son derece önemli bir konu. Yine bana gelen senaryolarda görüyorum. Bir kere Türkiye için konuşayım. Türkçe bilinenin aksine okunduğu gibi yazılmaz. Mesela gidecek diye söyleriz, değil mi? Gidecek diye yazılmaz. Gidecek diye yazılır. Özellikle bu kesinlikle yani bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Yeni kuşakta sosyal medyada yazışmanın da etkisiyle gidecek, gidecek, gelecek şeklinde yazılıyor. Hayır, bu yanlış. Hadi sosyal medyada yazdın, acelen vardı, işte ne bileyim 140 karaktere sığdırman gerekiyor. Gerçi artık 140 değil, 280 oldu galiba. Neyse, ufak bir alana sığdırman gerekiyor. Hadi ki böyle şey absorbe edilebilir, kabullenilebilir ama hani senaryo sonuçta bir eser. Hani gidecek, gelecek, yapacak diye bir senaryo geldiğinde bana, ben zaten baştan bir ön yargı oluşuyor. Yani biraz bozuluyorum işin doğrusu. Yani bu kişi şeyi bilmiyor. O dilin kullanılmasını bilmiyor. Dolayısıyla kelime haznesi de azdır aslında bu kişinin. Otomatik olarak çıkıyor. Kelime haznesi az olan kişi de etkili anlatamaz. Bazen öyle duygular vardır ki tek kelimeyle anlatılır. Ama kelime haznesi az olan kişiler bunu hani bir cümleye, bazen beş cümleye anca sığdırabilirler vesaire. Neyse, dil bütün dünyada sürekli ama durmadan değişen, dönüşen bir olgudur. Hele ki Türkiye gibi dil karmaşasının yoğun yaşandığı bir ülkede bu gelişim, dönüşümü takip etmek hem daha zordur hem de zorunludur. Aynı kelimenin çok farklı anlamlara geldiği düşünüldüğünde senaristin cümlelere kelimeleri yerleştirirken zorlanacağı malumdur. Bütün mesele anlaşılır olmak ya da olmamaktır. Bu nedenle de aynı anlama gelen çeşitli kelimelerin kitlelerin rahat anlayabileceği şekilde en yoğun kullanılanlarından seçilmesi gerekir. Bazıları da var. Mesela eskiye takılıp kalmıştır. İşte 1950'lerin Türkçesini kullanırlar. Fil hakika filan gibi mesela. Gerçi kalmadı öyle. Hani biraz abartarak, egzajere ederek söylüyorum ama
Hani güncel neyse de, hani güncel olmaktan bahsediyoruz ya, güncel neyse de, sokak dili neyse de, yani sokakta konuşulan, sokak dili derken yanlış anlaşılmak istemiyorum, argodan bahsetmiyorum. Sokakta en yaygın, en yoğun, en etkili ne kullanılıyorsa aşağı yukarı o cümleleri kurmakta büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Yani kitlelerin, izleyicinin izlediği şeyi anlaması gerekiyor. Ayrıca senaristin dil bilgisi ve dil bilgisi içindeki imla kuralları konusuna da hakim olması ve bunları doğru kullanması gerekir. Yine örnek önceki sunumlarda söylemiştim ben. Bazen geliyor senaryolar, noktalama işaretleri yok, virgül yok. İşte D daha ayrı yazılmamış, M ayrı yazılmamış, soru ekleri ayrı yazılmamış, nokta yok. Yani hem kızıyorum, hem üzülüyorum, hem de anlamıyorum. Şöyle anlıyorum sonuçta ama hani bir cümleyi iki kere okumam gerekebiliyor. Ya da hemen başa dönmem gerekiyor. Ha, burada virgül olması gerekiyor. Çoğu zaman elle düzeltmişliğim vardır benim. Şimdi okuyana da eziyet. Üstelik yanlış bir şey bu. Yani tamam anlıyorum. Bir hikaye var, güzel bir içerik var. Onun anlatılması gerekiyor. Ama hani öykü yazarı olmadığınızı da, hadi öyküyü zaten yazamazsınız, hani dil bilgisi yetersizliğinizden öykü yazamazsınız. Dil bilgisini bilmeniz gerekiyor ama bir hani bu işin erbabı bir dil öğretmeni kadardan bahsetmiyorum. Normal hani bir öğrencinin bilmesi gerekenden bahsediyorum. Bir öğrenci işte lise düzeyinde, ortaokul düzeyindeki bir öğrencinin bilmesi gerekenden bahsediyorum. Onun bilinmesi gerekiyor. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra şeklinde yazmak bence zaten en baştan şekil şartı yerine, yani şeklen sıkıntılı olduğu için içeriği de bence zedeliyor. Bu bence tabii. Sinema teknolojisini bilme. Senaryo yazarı sinema teoriyi tekniğiyle mutlak olarak iç içe olmalıdır. Senarist bu tekniğe diğer sanat dallarında kolay kolay bulunmayan şekliyle adeta bağımlıdır. Şu kesindir ki senarist aslında kendi içinde karmaşık formüllere sahip olan sinema tekniğini çok iyi bilmelidir. Bu teknik senarist için zorunlu bir anlatım aracıdır. Yanlış yazılmış orada. Anlatım aracıdır. Baştan söyledim. Sinemada kamera, işte kompozisyon yapma, mekan, açılar, ışık, işte gün, gece, bilmem ne kavramlarını bilmezseniz o senaryoyu yazmanız çok zordur. Neden? Çünkü zaten yazarken işte tamam kameranın açısını vermiyorsunuz belki ama duygusunu veriyorsunuz. Yönetmene tiyo veriyorsunuz. Şu duyguda olacak orası. Ya da mekanı ona göre yerleştiriyorsunuz. İşte biri Şam'da, biri Halep'te şeklinde koyduğunuzda mekanları ya da işte yerleştirmeyi, oyuncuları ya da dekorları, aksesuarları falan yerleştirmeyi o şekilde verirseniz o senaryo çekilemez zaten. Ya da hani bu işin erbabı bir kişi eline alır tekrardan yazar bunu. Siz de biraz ezilirsiniz bunun altında. Zaman kullanımı etkili bir sınırlılık. Zaman, zaman, zaman. Nihayetinde birçok senaryoda olduğu gibi örneğin bir kişinin ömrünü anlatıyorsunuz. Ya da gerçek bir olayı işte gençliğinde başlamış ama yaşlılığında biten bir öyküyü anlatıyorsunuz. Aradan geçmiş reel zamanda atıyorum 50 yıl. Ama siz bunu maksimum 2 saatte, hadi bilemediniz 3 saatte anlatıyorsunuz. Etkili bir sınırlıktan kasıt o. Hem sinema filmi hem TV programı seyircisi için zaman oldukça önemlidir. Zaman kullanımında senaryo yazarı için iki sınırlılık vardır. Birinci sınırlama özellikle televizyonda senaryo yazımı için yazara verilen belirli zaman söz konusudur. Zaman baskısı altında çalışmak ki senaristin bu süreye mutlak uyması zorunludur. Etkili ve nitelikli bir senaryo yazmak profesyonellik gerektirir. Yani televizyonlar sünger gibidir. Parayı emerler. Maliyettir. Yani sürekli maliyet üretirler. Dolayısıyla hani orada her şey de sınırlıdır. İşte reklamın gösterileceği saat, dakika, saniye hatta ya da X programın girip çıkacağı saatler sınırlıdır sonuçta. Öyle yayılamazsınız. Yayılma şansınız yoktur. Sinemada yayılabilirsiniz ama hani 5 saatte artık yani çekilmez. Artık yapılamaz. Filan. Ama televizyonda bu katıdır. Yani atıyorum işte 17.30'da başlayacak.
17:41'de bitecek. Bitti. 11 dakikalık bir şey. 11:30 olamaz o. Yani ona uyulması. Dolayısıyla o kısıtlılık halinde senaryonun yazılması gerekir. İkinci sınırlama da yazılacak senaryonun süresiyle ilgilidir. Bir sinema filmi genellikle 80 ile 120 dakikadır. 150 olan da var, 70 olan da var. İşte ne bileyim 200 olan da var. Genellikle, genel ortalamadır bu, dünya ortalaması. Televizyonda bu durum daha kesindir. Bu nedenle yazar senaryosunu yazarken anlatacağını, göstereceğini tavanı ve tabanı belirlenen bir süreç içinde vermelidir. Ve artık günümüzde en önemli konu hız, çabukluktur. Bahsettik bundan. Senaristin vereceği içeriği, mesajı olabilecek en kısa ve etkili yoldan vermesi artık şarttır. Önceden de şarttı ama hani tolere edilebiliyordu. 1970 ve öncesinden bahsediyorum ama 1970'lerden sonra biliyorsunuz video cihazları evlere giriyor. Video sanatında işledik bunu. Evlere giriyor ve artık tamam, o zamanlar böyle ağdalı uzun uzun filmler eyvallah izlenebiliyordu ama artık daha hızlı, daha etkili filmler tercih ediliyor. Ve artık binlerce özel kanal var. Binlerce kanal var. Sadece işte yerli değil, uluslararası binlerce kanal var. İnsanlar hani bir baş parmağıyla kumandaya basmasına bağlı. Hemen acımadan atlarlar işinizi. Ekip çalışmasına yatkınlık. Senaryo genellikle bir kişi tarafından yazılmasına rağmen senarist daha düşünce aşamasındayken bile doğal olarak yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncular, kurgucu, ışıkçılar, laboratuvar çalışanları gibi film üretim aşamasındaki kişilerle iletişim paylaşım içindedir. Bunu aslında danışmanları da ekleyebiliriz. Yani yazacağınız filme göre askeri danışmanlar, polis danışmanlar, polisiye danışmanlar, psikologlar, doktorlar, bunlar da olabilir. Başarı ya da başarısızlık senaristin film üretim sürecindeki bu yaratıcı ekiple ilişkisiyle doğrudan ilişkilidir. Senarist ekip çalışmasına yatkın ve istekli olmalıdır. Aksi halde daima bir şeyler eksik kalacaktır. Yardım istemek senaryoyu güçlendirir. Bir cümlede ben ekleyeyim, yardım istemek ayıp değildir. Yani bir işin doğru çıkması gerekir, etkili ve doğru çıkması gerekir. O yüzden hayır, her şeyi ben yapacağım, bu senaryo benim çocuğum, hayır dokunmayın buna dediğiniz an zaten güdük kadük bir şey ortaya çıkıyor. Danışmakta bir fayda yok, bir sakınca yok. Yönetmeniz, yani bir şeyi çözemiyorsunuzdur görüntüyle ilgili. Bir görüntü yönetmeniyle konuşun. Ya da başka bir işte ne bileyim işte bir kamera hareketi gereklidir oraya, yönetmene sorun. Ya da bir hani bir aydınlatma gereklidir. İşte bunun ne tip bir aydınlatma olması gerekir diye ışıkçınıza sorun. Ne bileyim. Yani ya da böyle hani ruhsal durumun incelendiği bir filmde bir psikologla gidin konuşun, psikiyatrla konuşun, doktorlarla konuşun. Ne bileyim yani danışmak, yardım almak. Bu ayıp değil, gereklidir. Ve sizi çocuğunuzdan etmez. Evet, senaryo çocuğunuzdur ama o çocuğunuzdan etmez sizi. Yani o zaman çocuğunuzu okula da göndermemeniz gerekir. Yani evde tutacağım. Hayır, ABC'yi ben öğreteceğim sana. İşte fen bilgisini de ben öğreteceğim. Biyolojiyi de ben öğreteceğim sana. Ne bileyim işte matematikteki x formülü de ben öğreteceğim sana. Öyle bir şey yok. Okula gönderiyorsunuz. Öğretmenlerin eline teslim ediyorsunuz. Hatta daha böyle size en muhtaç olduğu anda kreşe gönderiyorsunuz filan. Dünya artık öyle. Seyirci merkezli çalışma. Az kaldı, bitiriyoruz. Rahat olun. Filmlerin izleyici kitlesi yetişkin, çocuk, eğitimli, eğitimsiz, yaşlı, genç, kadın, erkek gibi çeşitli katmanlardan oluşuyor. Senaryo ve içeriğinin etkili olması için hedef kitle veya kitlelerin çok iyi analiz edilmeleri gerekiyor. Kuşkusuz ki burada gişe hedefli olmaktan bahsetmiyoruz. Gişe hedefli olmak bambaşka bir şey. Hedef kitlenin gelenek, görenek, kültürel durumu, bölgesel etkenler vesaire gibi bilgilerine erişilmeli, analiz edilmelidir. Bu film içeriğinin ilgili kitleye olabilecek en hızlı aktarımının filmle kolaylıkla bütünleşmelerinin yolunu açar. İyi bir senarist ürettiği içerikte kültür, eğitim, haber, eğlence dörtlü uyumunu, yani kültür, eğitim, haber, eğlence
dörtlü uyumunu ve her şeyi ile birliktelik göstermeyen izleyici kitlesinin gereksinimlerini göz önüne alarak bir denge kurar. Ayrıca film izleyicisi bütün içinde tiyatro izleyicisi gibi belli ögeleri seçemez. Ancak kendisine gösterilerini tüm olarak görür. Bu nedenle senaryodaki her sözcük, yapımdaki her görüntü ve hareket dikkati dağıtmama ve ilgiyi kopartmama amacına yöneliktir. Şimdi tiyatro sahnesini gözünüzün önüne getirin. İşte ilgili sahnede bütün dekor, aksesuar, belki de işte girip çıkan oyuncular da dahil oyuncular gözünüzün önündedir. Siz isterseniz oradaki kadın oyuncuya bakarsınız, isterseniz erkek oyuncuyu ya da çocuk oyuncuyu takip edersiniz. İster dekorun işte X penceresinden bakarsınız ya da dekor yoktur boşluğa bakarsınız. O hani sizin paşa keyfinizle ilgili bir şey. Fakat sinemada tam tersidir. Sinemada bir bütüncül bir bakış açısı olmadığı için bütün yani bir bütün olmadığı için size yönetmen neyi gösteriyorsa şimdi yüzüne bakalım, şimdi bacaklarına bakalım, işte şimdi genel görelim, bütün mekana bakalım şeklinde gösterdiğini alırsınız. Yani ne veriyorsa onu görürsünüz. Dolayısıyla filmden koparmamak, algıyı dağıtmamak, öykünün gidişatını, olaylar örgüsünü bozmamak için her şey titiz, bütün görüntüler titizlikle seçilmeli. Tırnak içinde yalın olunmalı, sade olunmalı, algıyı dağıtmamalı. Filmler farklı özellikteki seyirciler tarafından farklı olarak algılanır. Yine başka sunumlarda örnekler vermiştim. İşte bir film ya da tiyatro oyunu her neyse. Ben elma algılarım, siz armut algılarsınız. Siz armut algılarsınız, diğeri şeftali algılar. Kimse kimseyi yargılayamaz. Hayır, oradaki elma yok öyle bir şey. Diye şeftali mi? Bitti. Onun algılaması o. Yanlış değildir. Mutlak doğru da değildir. Benimki de yanlış ya da mutlak doğru değildir. Bitti. Ya da mutlak yanlış değildir. Kim neyi algılıyorsa o. Çünkü bir altyapıdır. Video artta gördük ya, bir sanat alanı vardı işte. Sanatçı, alıcı ve sanat eseri. Şimdi orada neydi? Bir bilgiydi. Sanatçı bilgi üretirdi. Alıcı da yani bizler de bilgi yani kendimize ait bir bilgiyle o sanat eserine değer verirdik. Yani durum bu. Dolayısıyla kimse kimsenin nasıl ne şekilde algıladığını sorgulayamaz. O had aşmaya girer. Özetle seyircinin filmdeki olay ve karakterlerle sempati kurabilmesini sağlamak gerekir. Evet, sunumumuz burada sonlanıyor. Biraz uzun oldu ama hani önemli bir konudur bu. Özellikle radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencileri ve senarist olmak isteyen herhangi bir kişi için önemliydi bu. Hani bu işe başlamadan ya da bu işin yolundayken hani nasıl olunması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor ile ilgili. Süresi uzun ama ufak bir hatırlatmaydı. Dikkate alınmasını çok isterim açıkçası. Kaynakçılara çok teşekkür ediyorum. Burada da film yapım yönetimi ile ilgili diğer sunumlar var. İzlemenizi tavsiye ederim. Sunumu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Senaryo ile ilgili diğer sunumlarda görüşmek üzere.